Sultan Mehmet bir dönemi kapattı ve bir dönemi açtı. Cihan Padişahı adı üzerinde zaten. Daha çok küçük yaştayken insanların henüz şakalaştıkları yaşta koca bir imparatorluğu yıkıp, Bizans İmparatorluğunu yıkıp Konstantiniyye'yi İstanbul yapan Fatih. Tabii her fethin bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü vardır. Her Fatih'in bir üstadı vardır. Mehmet Fatih'in de elbette ki üstadları vardır, manevi üstadları. İstanbul'un manevi fatihleri var. İşte biri Ebu'l-Vefa, işte birisi Eyüp Sultan Hazretleri ve diğerleri. Allah mekanlarını cennet eylesin. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip İstanbul'a çevirdikten sonra Hazreti Fatih bir ara hiç görüşmedi, görüşemedi, tanışmadı ama adını ve sanını duyduğu ve çok büyük saygı ve sevgiyle içine muhabbet beslediği Ebu'l-Vefa Hazretlerini şeyhi görmek ister, ziyaret etmek ister. Bir gün yanına arkadaşlarını toparlar Fatih, der ki hadi binelim atlarımıza, Üstad Hazretlerini ziyarete gidelim, duasını alalım, kereminden istifade edelim, bereketinden bir şey kapalım. Belki bize söyleyecek birkaç sözü vardır, onları ibretle dinleyelim, dersimizi alalım der. Fatih o adam ki her tekbiri getirdiğinde ben Kabe'yi göremezsem o tekbir tekbir değildir diyen Fatih. O büyük ceddimizi sıradan bir insan gibi görmemek lazım. İstanbul'u bugün yaşıyorsak, İstanbul'daysak Fatih'in hürmetinedir. Sultan Fatih yanındaki sevdiği dostlarla beraber Ebu'l-Vefa Hazretlerinin dergahına gelir. Dergahın önünde büyük bir kapı vardır. O kapı bütün herkese açıktır. Hırsıza, arsıza, katile, yoldan çıkmışa. Herkese açık olan kapı, Fatih'in geldiğini görünce kapılar örtülür. Fatih dışarıda atın üzerinde, aslında dehşet içinde. Bu kapı nasıl kapanır bize? İstanbul'un sahibine kapı kapanıyor. Başkası olsa sedleri yıkar. Paramparça eder duvarları, demirleri, çelikleri. Ama Fatih bu. Edebini almış, Osmanlı terbiyesi almış. Bekler bir müddet, kapı belki açılacak. Ama ne kadar gariptir ki Fatih'e kapalı olan kapı hiç açılmayacak. Görevliler orada şöyle sadece Fatih'e bakışırlar ve beklerler. Fatih bir saygısızlık yapmaktan utanır, hicap eder. Dergaha karşı, üstada karşı, şeyhe karşı yanlış bir şey yapmaktan endişe eder. Atının yularını çeker, yandaki dervişine, yanındaki sadrazamına der ki demek ki bugün müsait değil Hazret, yani Ebu'l-Vefa Hazretleri bugün bizi kabul etmeye müsait değil demek ki, üzmeyelim dönelim der Fatih. Ve Fatih yanındaki erkanıyla beraber, kurmaylarıyla beraber tekrar geri döner. Fakat Fatih bu. Nasıl İstanbul'u fethetmekten geri kalmadıysa, nasıl surları dövdüyse, paramparça ettiyse, önüme deniz çıksa denizde yürürüm diyerek atını denize süren Fatih, bir müddet sonra yeniden bir hamle yapar. Hadi bir daha gidelim Üstad Hazretlerine duasını alalım. Çünkü her Fatih'in dediğim gibi bir manevi Fatih'i de vardır. Fatih yeniden Üstad'ın Ebu'l-Vefa Hazretlerinin dergahının, mescidinin, meclisinin bulunduğu yerin önündedir. Etrafında vezirleri vardır. Sevdikleri vardır, güvendikleri vardır. Kapının önündedir. Fatih kapıya doğru yürüyecekken kapı yeniden kapanır. Yeniden setler çekilir, demirler çekilir. Fatih dışarıda, Ebu'l-Vefa içeride. Fatih engin bakışıyla bakar şöyle biraz. Doğrusu canı da sıkılır biraz. Koca Fatih'i Bizans durduramadı. Koca Fatih'i surlar durduramadı. İstanbul'un surları durduramadı. Nasıl olur da kapılar kapanır Fatih'e? Fatih'in ne günahı var, ne hatası var, ne kusuru var ki, ne yaptı ki? Kapılar açılmıyor Fatih'e. Bekler biraz edep içerisinde ama kapı yine açılmayacak, kilitlenecektir. Sadrazamına döner. Oradakilerin bir kısmı belki Fatih'e kapıyı açalım efendim, buyurun sultanım, buyurun sultanım diyecekler de Fatih, Fatih ama. Onlar hep öyleydi, aynı nesilden geldiler. Kanuni, Yavuz Sultan Selim, Fatih,
Sultan Abdülhamid hepsi. Fatih yanındaki yaverine en güvendiği, makamı itibariyle, güven itibariyle en güvendiğine der ki, bir içeri gir evlat, bir gör bakalım ne oluyor içeride. Ve sonra eğer müsaitse Üstad Hazretleri, Ebu Vefa Hazretleri müsaitse şunu sorun ona. Fatih gelmek istiyor. Bu kapı ki hırsıza aç, kapanmadı, sarhoşa kapanmadı, arsıza kapanmadı, katile kapanmadı, dinsize kapanmadı, dindara kapanmadı. Fatih'e niçin kapanır? Bir eksiğimiz varsa tamamlayalım. Hesap sormak için değil, düzeltmek için soruyor Fatih. Yaver içeri girer. Ebu'l-Vefa Hazretleri ayaktadır. Dışarıda Fatih ayakta, içeride Ebu'l-Vefa ayakta. Tasavvufun böyle öyle halleri vardır. Adamı şöyle bir silkeler, değil mi? Şems-i Tebrizi olmasa Mevlana olur muydu acaba? Tapduk Emre olmasaydı Yunus Emre'ler olur muydu acaba? Niyazi Mısri'ler olur muydu acaba? O bir terbiyedir, o bir dergahta şöyle süzer adamı yani. Ateşin üzerinde kalayın süzüldüğü gibi süzerler. Yaveri içeri girer ve der ki, efendim, Ebu'l-Vefa Hazretleri, Fatih dışarıda bekliyor. Sizden bir dua almak için dergaha girmek ister. Dergahta müsaade var mı der. Ebu'l-Vefa, hayır, Fatih buraya kabul edilmeyecek. Koca Fatih. Kapıda beklemeye alışmamış Fatih. Önüne gelen bütün kapılar yıkan Fatih. Merakla bekliyor acaba niçin alınmadı içeriye diye. Ebu'l-Vefa Hazretleri yaverine der ki, biz Fatih'i severiz. Fatih gönlümüzün Fatih'idir. Surları yıktı, koca bir imparatorluğu tarihe gömdü. Anadolu'yu İslam'a açtı. Fatih, Fatih adı üzerinde. Ama biz dergaha Fatih'i almayız. Sorar yaver, niçin Fatih'i dergaha almıyorsunuz? Bir eksiği mi var, eksiğimiz mi var? Hayır der. İki sebepten dolayı almıyoruz. Birincisi, Fatih bu dergaha gelirse tasavvufun, dervişliğin, müritliğin güzelliğini anlarsa, o tadı alırsa korkarım ki atından iner. Benim müride ihtiyacım yok. Benim Fatih'e ihtiyacım var. Fatih, Fatih kalmalıdır. Onun için dergahın bir parçası olmamalıdır. İkinci sebep de şudur. Eğer Fatih dergaha gelirse, bize alışırsa, devletin bütün himmetini bize döker. Yani bütün yardımları bize yapar. Garibanlar, fakirler, yoksullar aç kalırlar. Ben istiyorum ki Fatih bize değil, herkese dağıtsın. Herkese eşit muamele etsin. Bunun için biz Fatih'e bu dergahı alamayız. Fatih'e zarar veririz, ümmete zarar veririz, dergaha zarar veririz. Fatih'e de ki gönlümüz ve duamız onunla beraber. O gönlümüzün sultanı, gönlümüzün Fatih'idir der. Yaver çıkar ve Ebu'l-Vefa bunları söylerken halden hale de gider. Fatih'in yanına gelen yaver der ki, sultanım kabul edilmeyeceksiniz. İçin der Fatih. Anlatır ona, der ki, Ebu'l-Vefa Hazretleri şu hassasiyetten dolayı sizi kabul etmiyor. Dergaha gelirse, dergaha alışırsa, dergahtan bir daha çıkmaz, atından iner, sofi olmaya çalışır. Sofi çok, mürit çok, derviş çok, Fatih az. Fatih yetişmiyor. Fatih, Fatih kalmalı. Eğer Fatih son seferinde şehit edilmeseydi ki, Yakup Hamut denilen bir Yahudi doktor tarafından şehit edildiği de artık tarihi bir tescil haline gelmiş. Bugün belki bu dünyanın tarihi ve dünyanın haritası değişecekti. Belki Fatih şehit edilmemiş olsaydı, Fatih'in hedefi İtalya'ydı biliyorsunuz. Roma'ydı. Çünkü Peygamberimiz Roma fethedilecek diye ifade etmişti. Fatih sorar, merakla sorar üstadına, yaverine. Üstad Hazretleri bunu söylerken nasıldı? Der ki, üstad ağlıyordu der içeride. Sizi kabul edemediği için Fatih de gözyaşları döker. İçeride, dışarıda Fatih ağlıyor, içeride Ebu'l-Vefa ağlıyor. Ve gariptir ama Fatih ile Ebu'l-Vefa
Peki devam edeceğiz ama bir dakika aramız var. Aramızdan sonra devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet sorar yaverine, içeride sultan bu cümleleri kullanırken nasıldı? Der ki, üstadım sakalına damlayan gözyaşları sicim halinde aşağı iniyordu. Size hasretten. Fatih sakalını tutar ve gözyaşları Fatih'in de sicim gibi akmaya başlar. Atını çevirir ve o meşhur cümleyi söyler. Dünya hayatında demek ki üstadla görüşmek yokmuş. Döner Fatih, hakikaten daha sonraki yıllarda Fatih'in cenaze namazını Ebu'l-Vefa Hazretleri kıldırır. İşte şeyh, işte mürşit, işte İslam alimi böyle olması gerekiyordu.